Merhabalar herkese. Carlsen'in çekildiği olaylı turnuva Sinquefield Cup'ta toplam 9 tur sürecek Sinquefield Cup'ta. Dün 8. tur heyecanı vardı ve ben de sizlerle bu turdan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Beyaz taşlarda Ali Reza Firuzce var, siyah taşlarda Vessi So var. Bakalım bu oyunda neler olmuş? Bu oyunlar sonunda, 8. tur oyunları sonunda kimlerin liderlik şansı yüksek? Gelin bu videoda birlikte değerlendirmiş, takip etmiş olalım. Ali Reza'nın E4'ü ile oyuna başlıyoruz. E5 oynamış Vessi So karşılığında. At F3, at C6, fil C4 ile İtalyan açılışı gelirken fil C5 ile karşılamış bunu Vessi So. D3, at F6 ve kısa rok D6'nın ardından C3 oynadı. Önce C3 ardından D3 oynanan varyantlar da var. Oyuncular tabii ki burada kendi açılış hazırlıklarına ve aslında günümüzün birazcık modasına uygun olarak buradaki hamleleri değiştiriyorlar. Moda derken tabii o ara daha sık tercih edilen varyant olarak söyleyebilirim bu moda kelimesini. Kısa rok atılmış siyahlar tarafından da H3, H6'dan sonra. Evet, klasik bir İtalyan pozisyonu. Ha, neredeyse simetrik diyeceğim. Neden? Çünkü bir tarafın C3'te piyonu varken merkeze, yani D4'ü destekleyecek veya B4'ü destekleyecek bir piyonu varken diğer tarafın C6'da bir atı var. Diğer taşlar tamamen aynı yerlerde. Kaleye bir Ali Reza yoluna devam ederken merkezi bir hatta gelmiş kalesine. Siyahların A6'sına, şimdi tabii ki fil için A7 karesi açılmış oldu burada. Ve yani B4 oynanırsa fili A7'ye kaçacak burada Vessi So. Fakat A4 oynamayı tercih ediyor Ali Reza. Ve burada Vessi So'nun düşüncesi şu: A5 oynuyor. Yani B5 karesinin hakimiyetini rakibine vermiş oldu. B5 karesini kullanabilirsin demiş oldu. Ama sana B4 sürdürmeyeceğim diyor burada Vessi So. At BD2 ile Ali Reza yoluna devam ederken fil E6 ile gel o filleri kırışalım. B3 piyonu sürüldü ve kale E8'den sonra da fil B2'den geliştirildi. Bakalım bu fil ne zaman aktif olabilecek? Çünkü kendi önünde bir C3 piyonu var. Onun da dışında D5'te kuvvetli bir, şu anda D6 ile beraber savunulan bir piyon var. Fakat D5 hamlesini sürüyor Vessi So burada. Birçok İtalyan varyantında siyahların böyle D5 ile beraber en azından merkezi rahatlatabileceği hamleler oluyor. D5'ten sonra fil B5'e gitti. Bu A5'in bir sorunu, A5'in bir sonucu olmuş oldu aslında ve C6'daki at açmaza alınmış oldu ve D çarpı E4, D çarpı E4 hamlesinden sonra at H5 gelme fırsatı buldu ve Siso aslında beyazlar ilk hamleyi de yaptıkları için genelde böyle işte at H4, at F5 gibi manevraları beyazların özellikle İspanyol açılışlarında yaptığını görürüz. Hatta iki atı birden, at F1, at G3 gibi dolanıp ardından at H4, at F5 oturabildiği varyantlar görürdük. Ama burada siyahlar özellikle filin de B2'den gelişmesiyle birlikte, buraya doğru bakmamasıyla birlikte at H5, at F4 varyantını oynama şansına erişti. Beyazlarsa burada at C4 ile yoluna devam ederken aslında E5 piyonuna bir baskı yapıyor. Vezirler kırışılabilir. Vezir F6, hem E5 desteklendi, hem vezire bir yer bulundu, hem de artık yavaş yavaş, dikkat ederseniz, siyah taşların şahkanına doğru bir bakışı varmış gibi geliyor bana. Ali Reza'nın buradaki tercihi fil çarpı C6. Fil çarpı C6'dan sonra açmazdaki at kaldırılmış oldu tahtadan. Vezir kanadındaki piyon yapısı bozuldu. Çift filden vazgeçildi ama E5 piyonunun bir koruyucusu da ortadan kalkmış oldu. Ve Ali Reza'nın buradaki hamlesi oyun adına kritik bir hamle. At CE5 hamlesi. At CE5'ten sonra şimdi sıkıntı şu aslında. Tamam, merkezdeki bir piyon kalktı ve C6'daki piyona da bir istek var. Ama E8'deki kalenin buraya bakışı ve filin açarak bir şeyler yapabiliyor oluşu tehlikeli gözükmüyor mu? Bu hamlelerin çok iyi hesaplanması gerekmez mi? Tabii ki de bunlar, bu oyuncular dünyanın en iyileri ve bu hesapları çok iyi yapıyorlar ama burada Ali Reza'nın tercihi biraz şüpheli gözüküyor. Çünkü Vessi'nin şimdiki hamlesi fil çarpı H3. Fil çarpı H3'ten sonra kale bir anda E5'e baktı ve fil H3'ten sonra tabii ki fil burada çok kuvvetli G2 baskısıyla beraber ve bu fil alınamıyor mu? Açıkçası bu filin alınamadığını görüyoruz. Çünkü eğer GH3 alınırsa tamam, şah kanadımız biraz dağıldı ama C5'teki fil çok kuvvetli bir rol oynuyor. Aynı zamanda kale çarpı E5 alınabiliyor. Kale çarpı E5'ten sonra, yani at çarpı E5 alamıyor muyum? Alamıyorum öncelikle, ona bakalım. Çünkü vezir F2, şah H1, at G3 ile birlikte mat olmuş olacaksın. Yani at E5 almayıp nasıl devam edebiliriz? Açıkçası orada da, yani kale G5'e gelmesine izin veremeyiz. Kale G5'e gelip at G5 de vuramıyoruz vezir F2'ye indiği için. Bu yüzden fil C1 geri oynayıp G5'i kapatabiliriz belki. Ama buna da vezir G6 oynanıyor. Şah çekiliyor. İşte şahın bir yere kaçması lazım. Ardından kale çarpı E4 alınacak ve
Yani siyahların taşları hem atak için biçilmiş kaftan hem de beyaz şah oldukça zayıf bir konumda kalacaktı. Bu yüzden fil çarpı H3'ü tahtada gören Ali Reza atını D3 karesine kaçıyor ki bu en dirençli savunma hamlesi gerçekten. At D3 dönüldükten sonra C5'teki file bir baskı var ki C5'teki filin ne kadar atak için önemli olduğunu biraz önce göstermiştik aslında. Burada belki şu varyanta da biraz bakabiliriz. Yani fil H3'ten sonra ya ben C4 gibi bir şey oynayamaz mıyım? C4'ten sonra fil E5'i destekliyor. Aynı zamanda tabii ki çok tehlikeli bir çapraz. Ama C4'teki sıkıntı şu. Vezir F4 oynanabiliyor ve vezir F4'ten sonra C5'teki filin önemini biraz daha anlatmak için aslında bu varyanta giriyorum. Vezir F4 çok kuvvetli bir hamle. Nedeni şu. Birazdan vezir G3 oynanacak. F2 piyonu açmaz da ve hem F2'ye hem de G2'den mat istekleriyle beraber çok büyük baskılar beyazları bekliyor olacak. Bu yüzden açıkçası buraya girmek çok çok zor. Hatta GH3 işte vezir G3 alındı. Şahı bir yere kaçtım. Vezir H3 aldım. Tekrar geldi. At F4. Vezir G2'den mat istekleri. Fil buradan baktı. Yani mat olmadan çıkmak pek kolay değil açıkçası. Bütün taşları vermeniz gerekiyor. O yüzden fil H3'ten sonra atı D3'e kaçtı Ali Reza ve dedi ki ben C5'teki file basıyorum. Aynı zamanda H3'teki file basıyorum. Ne yapacaksın? İşte oyun buradan itibaren aslında yavaş yavaş tahta yanmaya başladı. Çünkü şah kanadı bir anda dağılabilir ama alet geride de kalabilirsin. İki filin aynı anda istekte. Burada bilgisayarın kale A D8 gibi bir hamle önerisi var ama açıkçası insan olarak oynamak çok da kolay gözükmüyor. Kale AD8'den sonra yani diğer öneriler açıkçası biraz daha böyle tahtayı karıştıracak işler. Yani at D4 ile beraber beyazların devam etmesi gerekiyor. Vezirin feda edildiği ama buradaki atların, fillerin toplandığı varyantlar var. Çok karışık. Açıkçası hiç girmek istemedim. Ve at D3'ten sonra Bessisso'nun hamlesiyle devam edelim. Vezir G6 oynanabiliyor. Vezir G6 oynuyor Bessisso ve vezir G6'dan sonra basit bir şekilde filin çaprazından kaçtık ve G2'den mat istiyoruz. Çok basit bir istek ve at vezir G6'dan sonra tabii ki bu İtalyan oynayan arkadaşlar daha hakimdir bu taktik konuma. Genelde böyle işte vezir F3, vezir G3 ya da vezir F6, vezir G6'lardan sonra fil H3, fil H6 vurmaları istersiniz ve onu da rakip at H4 ile aynı Ali Reza gibi karşılar. G2'den mat tutuldu, ver veziri denildi. Fakat fil C1'de olmadığı için vezir G5 ile beraber şimdi tahta nereye döndü? Tahta şuraya döndü. Ver atı diyoruz ama bizim de zaten iki tane fil istekte. Ne yapıyor Ali Reza? Ali Reza C5'teki fili alıyor ve diyor ki rakibine iki tane atı alabilirsin. Hangisini alacaksın? Bir tanesini almak doğru, diğerini almak yanlış. Vezir çarpı H4 almak doğru. Eğer vezir çarpı C5 alırsanız burada GH3'ten sonra biraz önce işte ya o şah güvensiz bir şeyler oldu falan orada hücumlar mat hücumları çok kuvvetli diyemiyoruz. Çünkü C5'teki fil yok, H3'teki fil yok ve siz vezir G5 döndüğünüzde vezir G4 ile karşılanıyorsunuz ve artık ataklarınız bitti. Alette geriye kalmış oldunuz. Bu yüzden at C5'in ardından vezir H4 ile devam etmiş yoluna Vessiso ve şimdi GH3 alındığında tahta eşite yakın ama materyale baktığımız zaman beyazlar bir alet öne geçmiş durumda ve nasıl devam edeceksiniz? Şimdi satrançta materyal geri saldırmak zor. Bir şey çıkartamazsanız kaybediyorsunuz. Diğer taraftan savunma yapmak da çok zor. Yani mat olabiliyorsunuz. Her hatada mat olabiliyorsunuz böyle bir şahınız varken ve sürekli böyle güvensiz hamleler yapmak zorundasınız. Böyle şahınızı sağlamlaştırmak zorundasınız. İki taraf için de çok zor. Bakalım oyun nasıl devam etmiş. Burada ne oynardınız? Vezir H3 bedava gibi ama kötü bir hamle Vezir H3. Çünkü Vezir H3'ten sonra Kale E3 ile beraber ya siz H3 piyonunu kaldırdınız ama Kale E3'ten 3. yatayda güzel bir savunma taşı bir anda devreye girmiş oldu. O yüzden Vezir H3 oynanmamış. Bessisso diyor ki burada vezir G5 oynuyorum ben. Bir alet gerideyim. Ver şahı, ver C5'teki atı diyorum ve materyal üstünlüğünü tersine çeviriyorum diyor. Peki bu hamle oynanabilir bir hamle. Bessisso oynamış. Yani dünyanın en iyi oyuncularından biri oynamış. Peki doğru hamle bilgisayar önerisi ne? Bilgisayar önerisi kale E5. Kale E5'ten C5'e baskı yapılıyor. Aynı zamanda da şimdi kale G5'e gitmek istiyor. Gerçekten çok tehlikeli bir konum. Kale G5'ten sonra çünkü görüyorsunuz kale G5'ler var. Daha şimdi vezir H3 kale G5. Bir mat konumu dizmiş oluyorsunuz bir anda. O yüzden
Kaleye 5 hamlesi gerçekten çok çok güzel duruyor ve doğru savunma vezir F3 hamlesi. Vezir F3 hamlesiyle beraber hani H3'ü savunuyorsunuz ve C5'i bırakıyorsunuz. Böyle devam edebilirdi tahta ve oyun bambaşka bir yere gidebilirdi ama Bestisov diyor ki ben vezir G5 oynuyorum. Vezir G4 ile karşılaşınca da vezir çarpı C5 ile boştaki atı almış oluyorum. Materyaller dengelendi. Daha doğrusu B2'deki file H5'teki at kaldı konumda ve eskiden güvensiz olan o beyaz şah şu anda o kadar da güvensiz değil aslında. Burada C4 hamlesi geliyor artık Ali Reza'dan. Diyor ki Ali Reza ben B2'deki filimin çaprazını açtım. G7'ye doğru bakıyorum. Vezirim de çok iyi G7'ye doğru bakıyor. Her şey iyi. Atı da burada sıkıştırdım aslında yani at iyi bir konumda diyemeyiz. Matı tutuyor. Fakat at oynayamıyor şu anda. Çünkü oynadığı anda yani at F6 dönemiyorsun. Fil F6 vuruyorum dümdüz. Boşta kalıyor. O yüzden at sıkışmış vaziyette ve dikkat etmek lazım. Bestisov burada kale A-B8 tercihinde bulunuyor. Diyor ki ben rakibimin bu piyon yapısını değerlendireceğim. B3 piyonuna basıyorum. Tamam benim yani atım burada kalmak zorunda. Vezirim de atımı tutmak zorunda. Sen de B3 piyonunu bir şekilde tutmak zorundasın. Yani burada ne bileyim kale E3 gibi bir savunma hamlesi yapmak zorundasın mesela diyor. Fakat Ali Reza'nın olayı hedefi başka. Ali Reza E5 oynuyor. E5 ya koskoca Ali Reza gitti filin çaprazını kapattı. Olacak iş mi? Tabii ki olacak iş. Çünkü vezirin bakışını kapatıyor Ali Reza ve vezir çarpı H5 istiyor burada. İşte burası oyunun yine kritik anlarından bir tanesi. Aynı o kale E5 gibi. Kale E5 yerine bu hamle yani kale E5'ten sonra bir de böyle bir kritik konumda ne olabilir? Kale çarpı B3 hamlesi oynanabilir. Kale çarpı B3. Vezir H5 alındığı zaman kale çarpı B2. Bu sefer yine sen güvensiz şahla kaldın ve bir anda F2 istekleri var. Bir anda E5 baskıları da var. Beyazlar bir anda çok kötü ve kayıp bir konumda kaldı. Fakat muhtemelen burada hesaplanan şey şu. Fil D4 hamlesi araya giriyor. Ver veziri. Vezir ne yapacak? Aldı C4'ü. Bedava piyonu alıyoruz. Ve bu sefer de yani sen H5'i alırsan ben D4'ü alacağım gibi devam edilebilir ama bir tane de fil E3. Fil E3'ten sonra gene H5'ler istekte ve vezir kırışı var. Ne yapacağız? Vezirleri kırışmak zorundayız. Bunlar bu arada tek hamle tek hamle gidiyor. Vezir çarpı G4. H çarpı G4 ve işte muhtemelen Bestisov'un neden tercih etmediğini bu hamleyi, kale B3'ü tercih etmediğini burada anlayabiliriz. Çünkü H5'teki atın gidecek yeri yok. E5 piyonu ve G4 piyonu ayakları kesmiş durumda. Bu yüzden şu oynanabilirdi. Kale E5, GH5 ve kale H5. Şimdi bilgisayar bunu öneriyor ama beyazlar üstün ve tamam 4 piyon ya yani 6 piyona 2 piyon 4 piyon fazla siyahlar beyazlarda alet fazla ama yani şimdi bunu muhakeme etmesi var ara varyantları hesaplaması var çok zor ve buna girmek de çok zor bu yüzden Bestisov hepimizin yapacağı gibi yani at istendi kardeşim atı tutmam için ne yapmam lazım G6 oynuyorum. Öbür varyanta girmeyip G6 ile beraber atı savunuyorum diyor Bestisov. Fakat bu hamle onun adına çok büyük bir hataya dönüşüyor. Biraz önce mat olacaktı Ali Reza. Gördünüz konumları vezir G3'ler fil H3 vurmuştu. Ama şu anda Ali Reza fil A3 ile beraber mükemmel bir atağa başlıyor. Buradaki olay şu. Vezire dikkat edin. Vezir nereye gidebiliyor? Vezirin gidebildiği yerler yani B6, A7 gibi oyuna etki edemeyeceği, savunmaya yardım edemeyeceği yerler ve bu vezir B6 hamlesinin ardından bir de E6 sürüyor Ali Reza. E6 bu piyon yapısını zayıflatıyor. Açıyor şah kanadını ve diyor ki senin şahına yardımcı olabilecek taşlar burada pek bir şey yapmayan at ve E8'deki kale. Bu taşlar sana yardımcı olmuyor diyor Ali Reza ve burada Vesiso'nun hamlesi C5 de yine en dirençli yol. Bir yandan E6'ya baktı. Diğer yandan filin çaprazını kapatmış oldu. Fakat C5'ten sonra E çarpı F7 şah, şah çarpı F7'den sonra da vezir D7 ile beraber bir anda Ali Reza Vesiso'nun üzerine mat hücumuyla beraber yüklenmiş oldu. Ne yapacağız? Yani yapacak inanılmaz seçenekler yok bu arada. Şah G8 gibi bir şey oynarsanız veya kale E7 zaten kale E7 boşta da şah G8 oynarsanız çözümsüz matlara gidiyor. Vesiso şah F8 oynuyor. Ama buna da vezir D5 hamlesi devreye giriyor. Vezir D5, vezir çok iyi yerde, siyah şah çok kötü yerde ama asıl istek çok basit. Fil C5 ile beraber rakip veziri düşürmek istiyoruz. Burada belki at F6 ile devam edilebilir ama oyun
hemen hemen aynı yerde devam ediyor. O yüzden at F6 veya Vessisonun oynadığı gibi şah G7 hamlesi gelince de şimdi fil çarpı C5 alınıyor. Ver veziri hamlesine karşılık da, yani veziri kaçarsanız burada artık bu taraf gördüğünüz gibi, hani veziri selam işte F6 ile falan bir yere kaçmak isterseniz gördüğünüz gibi fil D4'ten zaten patlıyorsunuz. İşte yardımcı olamıyor vezir ve uzak bir yere götürürseniz de bu sefer vezir D7'den artık fil de sana destek olduğu için yine çözümsüz matlara doğru gidiyoruz. Bu yüzden at F6 ile karşılık veriyor buraya Vessisso. Diyor ki benim şahım kötü, vezirleri değişelim. Ali Reza burada oyunun 31. hamlesinde fil çarpı B6 ile vezir kırışını hay hay diyor. Fil çarpı B6, at çarpı E5'ten, at çarpı D5'ten sonra Ali Reza'nın 32. hamlesi kale çarpı E8 ve bu hamle oyunun son hamlesi oluyor. Vessisso buradan sonra oyuna devam etmemeye karar verip oyunu terk ediyor. Bu oyunla beraber Ali Reza ve Nepo, Ali Reza, Nepo ve Caruana şu anda turnuvanın lideri konumunda 4,5 puanla birlikte. Fakat Caruana maçlarını tamamlamış durumda. Normalde Caruana bugün Carlsen'le oynayacaktı. Yani 8 oyununu tamamladı Caruana. Normalde 10 oyuncu var. Herkes 9 oyun oynayacaktı. Carlsen çıkınca herkesin 8 oyun oynaması gerekiyor. Caruana bugün dinlenecek. 8 oyununu tamamladı. Turnuvada oynayan diğer oyuncularla oynadı. Ve Ali Reza ve Nepo bugün, Ali Reza Maksim Vaşelagrav'la, Nepo da Hans Niemann'la oynayacak. Ve ardından turnuvanın şampiyonu belli olmuş olacak. Neden burada terk etti Vessisso? Ona da bakalım isterseniz. Yani Vessisso'nun yapacağı hamleyi görüyoruz herhalde. Kale çarpı E8'de kaleyi geri alacağız. Ve kaleyi geri aldıktan sonra da fil çarpı A5 hamlesi gelecek burada Ali Reza'dan. Tahtaya bakıyorum. İki piyon geride bir anda. İki piyonu geçtim. At istekte C7'ye de bakılıyor. E ne yapacağız? Yani yine en mantıklı seçenek at B6 falan kalıyor. Ama açıkçası bu oyunu hiç oynamak istememiş Vessisso. Çünkü yani çok fazla piyon geride. Şahı zaten iyi konumlarda değil. Ve devam edecek. Fazla da bu vezir kanadı piyonlarını tutacak. Fazla da opsiyonum yok diyerek buradaki oyunu terk etti Vessisso. Yani çok taktik bir oyun açıkçası. Bakarken, izlerken de çok kafam karışmıştı ama çok kritik noktalar var. Yani gerçekten bu oyunu izlediğim zaman dedim, yani satranç İnsan için çok zor. Burada Vessisso gibi bir adam, gerçekten ya makina gibi bir adam. Geçtiğimiz yıl Carlsen'i sürekli yendiği zamanları hatırlıyoruz Champions Chess Tour'da. Ama burada yani çok zor kararlar, süre uzun da olsa çok zor kararlar verilmesi gerekiyor ve yani ne kadar hesap gücünüz yüksek olursa olsun, işte savunma, saldırı, materyal gerisiniz, bunları muhakeme yeteneği insanın belli bir yere kadar olabiliyor. Bilgisayar kadar olamıyor. Bunu görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.